Tevbe edelim zembimize tüptü ilallah. Lütfunla bize merhamet eyle aman ya Allah. Zekai dedenin rast ilahisi. Tevbe edelim zenbimize, tübtü ila Allah, ya Allah, lütfunla bize merhamet eyle. Aman Allah, ya Allah, lütfunla bize merhamet eyle. Aman Allah, ya Allah, sen etmez isen bizleri kim affeder Allah, ya Allah, lütfunla bize merhamet eyle. Aman Allah, ya Allah, lütfunla bize merhamet eyle. Aman Allah, ya Allah. Geçmede isyan ile daim, kamil bu cihanda acaba kim kala kaim, ya Allah, kamil bu cihanda acaba kim kala kaim, Allah, mevt oldu garip biz yine gafletle müdavim, ya Allah, lütfunla bize merhamet eyle. Aman Allah, ya Allah, lütfunla bize merhamet eyle. Aman Allah, ya Allah. Elinize dilinize sağlık, Allah razı olsun. Tabii bu ilahide de bir hadis-i şerife telmihle başlamış.
Evet. Hazret. Ettaibü minezzembi kemen la zembele. Günahından tevbe eden hiç o günahı işlememiş gibidir. Öyle mi? Hutbelerde filan da okunuyor ya. O yüzden burada tevbe edelim zembimize. Tübü ilallah. Tabi tevbe nedir dediğimiz zaman tevbe Allah'a dönüş demektir. Rücu manasına. Peki biz günahta nereye dönmüşüz? Allah'tan başka bir tarafa döndüğümüz için. Tevbe tekrar yönümüzü düzeltmek demektir. Hatta bir hadis-i şerif var ya, günah-ı kebairle ilgili. Bir Müslüman, yani bir mümin, mümin olduğu halde içki içemez. Mümin olduğu halde yalan söyleyemez. Mümin olduğu halde zina yapamaz. Mümin olduğu halde yalan söyleyemez. Ya bunları yapıyorsa eğer, o zaman kendisinden iman bir gömleğin sıyrıldığı gibi sıyrılır. Sonra o günahları işler. Bak Allah'la bağı kopuyor. O günah, yani gömleğimizi çıkarıyoruz. Ne zaman? İşledikten sonra o günahı tövbe ederse tekrar o gömlek ona giydirilir. Ben bunu şuna benzetiyorum. Yani sigorta atıyor. Sigortayı tekrar bağlamanın adı tevbedir. Ya. Allah'la kopan bağı yenilemenin adı tevbedir. O yüzden gaflet Allah'tan habersiz kalmak. Günah da Allah'tan habersiz, Allah'tan gafil ya da bilerek ya da bilmeyerek. Allah'ı bir kenara iterek onun iradesini, kendi dediğimizi yapmak. Esas en büyük şey o. O yüzden tövbe Allah'a tekrar dönüş demek. Kur'an-ı Kerim'deki hep geçen günahı var ya, günah. O günah bize günah olarak Türkçe'ye dönmüş. Evet. O yüzden mühim olan Allah'tan gaflete düşmemek. Tövbenin de tabii bir, cehennem azabından korkarak günahlardan yapılan tövbedir. Bu avamın tövbesi. Efendim ikincisi inabedir. Cehennemden korkmak için değil, cenneti ümit etmek için yapılan tövbedir. Evet, günahlarımızdan tövbe ediyoruz ama hedefimiz cenneti garanti altına almak. Buna inabe derler. Üçüncü tövbe esas, o da evve tövbesi. Evet. İbrahim Aleyhisselam için kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. O evvabindendi diye. Evvabin namazı da kılınıyor bizde, evvabin. Evve de ne cehennem korkusu ne cennet ümidiyle değil. Yalnız Allah rızası için, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için yapılan tövbelere de evbe denir. Evbe tövbesi. O yüzden Cenab-ı Hak bizi evbeye nail kılsın. O yüzden burada bu tabii günahlardan tövbe etmek, günahlardan uzak durmaya çalışmak. Kulluğun en güzel nişanelerinden birisi. Hocam bu aşk bahsinde bizim sufilerin bakış açısı çok tabii ki farklı ama kültürümüzde, bizim yine tarihimizde yaşamış olan bazı ozanların, mesela yaşı 80'i geçmiş bazı ozanların ifadeleriyle, şimdi Yunus'un bir şeyini karşılaştırdığımız zaman aşk bahsindeki yaklaşımını yahut insani anlamda da, işte mesela diyor ki bir tanesi, bir kız bana emmi dedi neyleyim diyor. 80'i geçmiş yaşı. Şimdi bu yaşlılık döneminde bir tükenmişlik, bir bitmişlik, geçicilik, bir şey var, kayboluşlu. Ona direniş söz konusu. Ama mesela Hazreti Yunus'a diyor ki, Yunus ne diyor? Yunus'a ey dürler kocaldın, aşkı kogıl. Vallahi daha turfandadır adoslar diyor. Ya. Yeah. Şimdi o... Daha turfanda da tabi. Bu da 80'i geçtiği zaman söylediği söz. Daha evet. Turfandadır diyor. Ama hangi aşktan bahsediyor? Şimdi burada bitmek tükenmek bilmeyen bir ebediyet var. Yani ruhumuz da aslında ebedi olanı arzuluyor. Kalıcı olanı. Ya tabii zaten Yunus ne demiş? Yöneliyor. Ölen hayvan demiş. Aşıklar ölmez. Ölmez. Allah'la diri olan adam ölür mü? Eyvallah. Ölmez. İşte bir padişaha kul ol kim? Tabii ya. Mülkü zail olmaz tabii, ola. Tabii ya. Bir gülşene bülbül ol kim? Hiç sararıp solmaz ya, ola. İşte güzel bir şey. Evet. Allah.